Kiracı geliyor. Kimin nesiymiş? Vallahi kirayı peşin alınca pek araştırmadım. Yüzünü de görmedim daha ama emlakçının söylediğine göre genç yakışıklı bir adammış. Ne iş yapıyormuş acaba? Ay, yazar mı dedi, senarist mi dedi, öyle bir şey. Satatçı. Yani yanlış anlamadıysam. Neyse bir taşınma telaşı bitsin de ben bir hoş geldin keki yapar uğrarım ona. Uğra uğra. Ya Filiz. İnşallah içki falan içmiyordur. Uğraşmayalım sonra. Adam evin içinde kendi başına ne yapıyorsa yapsın, bize ne? O da doğru. Bana bak, otogara falan gitmiyorsun gene değil mi? Ay başladık yine. Eline bir koz geçti ya, artık durmazsın. Evet, muavin olmaya karar verdim, var mı? Yeminle şaşırma. Abla sinirimi bozma Allah aşkına ya. Aman be, seninle de bir şey konuşulmuyor. Tövbe yarabbim. Böyle. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kızım bir tane alsana bak, İpek çok beğendi. Yok çok şekerli, o yemem ben onu. Hah işte geldi. Bu muymuş kiracı? Ay pek sünepe bir şeye benziyor. Bekar mı acaba? Ne yapacaksın? Nikahımı alacağım. Ay abla İpek beğenir belki. Aman yok. Zengin dildir bu. Sen değil İpek beğenecek. Ay istemem ben öyle yazar mazar damat. Ayrıca zengin değilse nasıl ödedi bir senelik kirayı peşin? Neyse canım bitsin şu telaş da uğrayacağım ben, gidip bakacağım bir. Teşekkürler, iyi günler. Merhabalar. Filiz ben. Merhaba. Ev sahibinizim. Aa. Tanışamadık bir türlü. Aman. Kırılmadı değil mi? Yok yok. Hay Allah. Size bir hoş geldin keki yapmıştım. Ya zahmet etmişsiniz. Rica ederim, buyurun. Afiyet olsun. Buyurmaz mısınız? Buyurayım. Bir beş dakika, sizi rahatsız etmedim. Estağfurullah. Kusura bakmayın, yerleşemedim ben. Daha dağınık bir ortalık. Evet, evet. Görüyorum, görüyorum. Çay vardı. İster misiniz? Olur. Çay güzel olur. Hemen yani. Teşekkürler. Allah Allah. Yer, gök, kitap. Hop. Şöyle geçelim isterseniz. Ben de bakınıyordum nereye şey yapayım diye, öyle geçeyim o zaman, tamam. Şöyle. Aman aman dikkat. Ben biraz sakarım. Anladım onu, evet. Evet şöyle yapalım. Sağ olun. Ben de hemen yan evdeyim. Ne güzel. Her taraf kitap. Çok kitap okuyorsunuz herhalde. Yazarmışsınız öyle mi? Yazar olma aşamasındayım ben, değilim. Daha önce yazdığınız bir şey yok yani. Çok canım var. Çok var da basılmadı. Basılır. Olsun. O da olur. Bu konuda benden yardım isteyebilirsiniz. Vallahi hep söylerler. Hayatım roman derler ama benim hayatım gerçekten roman. Öyle mi? Hiç yani bizde hadiseler bitmez. Öyle diyelim. Ablam da bu sitede. Evet, ailece buradayız biz. Onlarla da tanıştırırım sizi bir gün. Olur, tabii. Yazarlık dışında başka bir ek iş
durumu yok galiba. Sadece düz yazar. Yazarlık başlı başına bir iş. Zaten çok da meşakkatli bir iş. Doğru. Para da kazanamayınca meşakkatli oluyordur. Haklısınız. İdare ediyorum ben. Evet. Evet. Konusu ne acaba kitabınızın? Emekli bir çiftin hayatı. Kasabaya yerleşiyorlar. İçsel çatışmalara odaklanıyorum ben daha çok. Yani sonrasında bir dizi, belki film yapmayı planlıyorum. Hı, böyle festival filmi havasında. Hani diyorlar ya. Evet. Olsun. Olsun. Bu da şey olur. Peki anneniz babanız onlar ne yaparlar, neredeler? Memleketteler. Yaşlandılar artık, çok gelmek istemiyorlar. Evet. Vallahi ebediyete intikal etmeden evlatlarının başarısıyla gurur duysalar iyi olurdu tabii ama... Neyse, o da olur günün birinde, ne olacak? Vallahi olur diyorum çünkü ben sizde o pırıltıyı gördüm Atilla Bey. Burası da umarım iyi gelir size. Evet. Güzeldir yani burası. Atilla'cığım, nasılsın? Merhaba, siz? Merhaba canım, çok mersi. Ablam Türkan, yeğenim İpek. Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Merhaba. Memnun oldum. Buyurmaz mısınız? Buyurmayı bekliyoruz zaten. Gelin kızlar. Zorlu portakal. Çok sağ olun, çok mersi, zahmet etmişsiniz. Abla nasıl güzel olmuş değil mi evi? Çok güzel olmuş. Evet. Filiz Hanım, çay? Ay vallahi aslında ben bir sade kahve alsam. Tabii ki, tabii ki. Olur. Sizler? Olur. Tabii tabii, biz de içeriz. İpek'cim yardım et istersen Atilla'ya. Buyurun, verebilirsiniz lütfen. Kız niye metazori yapıyorsun? Ay ne var metazori falan değil ya, bizim Atilla işte. Sanki her gün görüyormuş gibi ya Rabbim ya. Bir şey olmaz diyorum ya, efendi çocuk, iyi çocuk Atilla. Atilla da harika bir kitap yazıyor bu arada. Öyle mi? Maşallah. Ne yazıyorsunuz? Roman. Aşk romanı mı? Aile içi çatışmalarla ilgili daha çok. Hatta daha sonra dizi yapmayı düşünüyormuş. Öyle mi? O işlerde çok para var diyorlar. Doğru mu? Ben sanatsal açıdan düşünüyorum ben daha çok aslında. Ama canım bence biraz da parayı düşünmek lazım. Yani sanatını sonra icra edersin. Zaten doğru düzgün kim anlıyor ki sanattan? Elinizde de bayağı bir kitap varmış. Yani okumadan yazılmaz derler tabii. O kelime dağarcığı açısından değil mi öyle derler? Yani tabii her şey. Bekar mıydın sen Atilla'cığım? Evet. sevgili falan? Yok. O da yok. Filiz'ciğim bunlar çok özel sorular değil mi? Ay canım ne olacak? Yabancı değil ki. Alınmıyorsun değil mi canım? Yok canım. Evet. Askerliğini yapmış mıydı? Yaptım. Çok güzel. Bedelli normal. Ay teyze. Ne? Ay, evlilik programında emeklisini soran kadınlar gibi. Ay vallahi çok espiritüeldir bizim İpek. Evet, belli evet. Aslında bir şey daha var. Sormadan edemeyeceğim. Tahminim var ama çok emin değilim. Yaş kaç? 35. Ne diyorsun ya? Ay. Vallahi, oh, en güzel yaşlar. Şöyle bir geri gittim de. Fırtına gibi estiğim yıllar. Siz çok güzelsiniz, hala çok güzelsiniz. Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Hanımlara hiç sorulmaz, ben o yüzden sormuyorum ama. Sorma. Göründüğüm yaştayım diyelim. Bakımlıdır bizimki. Filiz. Biz kalkalım artık. Yağmur da başladı. Anca gideriz. Tamam. Peki.
Tekrardan hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Kahve için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de kurabiyeler için teşekkür ederim. Atilla'cığım. Abla şuradan çıkalım mı? Kestirmeden gidiverelim hadi. Aa tabii tabii. Bana geçeriz hemen. Görüşürüz Atilla'cığım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi geçin de şöyle doğru düzgün bir kahve içelim. Ey Filiz, ne kadar gereksiz konuştun gene. Aa, ne dedim ya? Aynen teyze ya, adam da onu beğendiğini falan sanacak. Niye? Beğenmedin mi? Ya ne yapayım ben o sümsük şeyi be? Ay ev çok pis, her yer toz içinde. Kesin bitli, kesin. Kitapların tozu o. Güle'ye söyledim ben, halledecek. Ay, peyzajı söylemeyi unuttum bak. Neyse yine gideriz bir ara. Hiç bana bakma. Ben gitmem. Kaç yaşına gelmiş zevksiz. Ne öyle gözlükler falan. Ne var Allah Allah. Sanki sen de neyi bekliyorsun acaba? Brad Pitt mi? Yok istemiyorum ben kimseyi. Hay aman iyi. Ben ayrıca söyleyeceğim, çizdirsin gözlerini. Haberi yoktur onun. Vallahi o gözlükleri atsa hiç fena çocuk değil.